Evet, değerli takipçiler, gördüğünüz gibi Bosch Buderus Logomax yoğuşmalı kombi 4L arızası veriyor. 4L arızası. Şimdi biz kombimize suyumuz normalde 1,5'tayken vermemesi bir gerekiyor ama suyu fazla yukarıya doğru çıkarttığımız zaman veriyor. Bununla ilgili bütün detayları göstereceğim. Yani aşırı hararet, kombinin içinde su eksikliğini göstermesiyle ilgili. Şimdi kapağını söküp her şeyi detaylı tabi göstereceğim. Takipçiler, 4L vermeye devam ediyor. Şu an 4L. Şimdi kombimizin içindeki su basıncını gösteren parçamız bu. Bakın şimdi. Bazen ötüyor, bazen ötmeme. Yani bu basıncını bir göstereyim, göstermiyor. Az evvel ibremiz 1,5'un yani şu kısımlarda. Şimdi bakın, iyi izleyin. Ben şimdi suyunu bir boşaltacağım kombinin. Örnek. Şurası. Normalde burada az evvel baktığımızda hiçbir şekilde ötme yapmıyordu. Biz suyun basıncını birazcık yükselttiğimiz zaman ötme yapıyordu. Bakalım şimdi yanılmazsa. Evet, bakın gördünüz mü? Ötmüyor. Ölçeltimiz. Bakın. Şu şekilde ötmüyor. Şimdi hatta şunu şuraya koyalım. Şöyle yapalım. Ölçü aletini değdirdik. Ötmüyor. Şimdi ibreye bir bakın. Bakın birazcık su vereceğim kombiye. Su verdiğimi bir görün. Sıcak suyu kapatır mısınız? Bakın ölçü aletini şu an ötmüyor. Suyu verdim. Normalde orada ötmesi lazım. Biraz verdim. Bakın şimdi ötmeye başladı. Gördünüz mü? Bir ötüyor, bir ötmüyor. Biraz daha hafif veriyorum. Yani şu an şu hava silicimiz komple tıkalı. Açalım suyumuzu. Bargü göstergemiz arızalı değil. Bargü göstergemiz sağlam. Şimdi bakın suyu şey yapıyorum. İyi izleyin. Suyu şu an boşaltıyorum. Gayet güzel. Şu an suyu boşaltıyor ibre. Musluktan bir boşaltma bir yapıyorum. Muhtemelen bu bargü göstergesidir. Bu tıkalı olduğu zaman da bu sıkıntıyı bazen yapabiliyor. Siz suyu olduğunu hissediyorsunuz. 1,5'ta su var hissediyorsunuz ama 1,5'ta değil, bu tıkalı olduğu zaman. Şu an ben tesisattaki suyu boşalttım. Bu parçanın anlamı basıncın içinde olup olmadığını algılayan basınç sivici. Şu an bu bir ders niteliğinde. Eğer şimdi şu direkt birbirine şönt olduğu gibi bir düşünün. Şu iki tane kablo şu şekilde takıldığı zaman petekleri suyu bastığınız zaman buradan gelen su bunun içinde şöyle bir kontak var. Siz suyu bastığınız zaman çat diye bu kontak kapanıyor. Çat diye kapanmasının sebebi diyor ki sen bana 1,5 bar değerindeki suyu verdin. Ben de bunu algıladım. Sen de buradan ibreden güzelce gördün. Elektronik kartta diyor ki içimizdeki su tamam. Şu an güzelce çalışabilirsin. Şimdi biz buradan suyu boşaltma çalışacağız ama tesisattaki suyu adam akıllı boşaltamadığımız için değerli takipçiler, orayı söküp güzelce bir temizleme operasyonuna bir bakacağım. Burayı sakın siz böyle ezbere değil. Önce yapmanız bir gereken bildiğiniz, güvendiğiniz bir temiz aile çocuğu bulabiliyorsanız mahallenize, çevrenize, cep telefonunuza bakın. Ama akrabalarınızdan daha değerli. Ne demek istedim? Çünkü ülkede millet biliyorsunuz akrabasıyla bir geçinemiyor. Akraba de demek akrep demektir. Bilginiz olsun. Akrabadan daha öte, hani dışarıdaki elin adamı akrabanızdan 100.000 kat daha iyidir biliyoruz ya. Onu bulup arıza yaptığı zaman, paranızı alıp gittiği zaman, hani bir daha aradığınız zaman size güven, doğru düzgün bilgi verebilecek bir insan evladı araştırın.
Araştıramıyorsanız direkt bunun kendi kurumsal yetkili servisini arayın. Bu derusun. Boşun. Ha, onlar işini düzgün yapar mı yapmaz mı, seni dolandırır mı dolandırmaz mı, ben onu bilmiyorum. Sadece seni Allah muhafaza dolandırdığını kabul et, tüketici mahkeme heyetine sunduğu zaman direktmen enseden çeker alırlar. Ama internetin en üstüne çıkan bu deri servisi, burası örnek neresi? Ankara Yaşam Kent miydi burası Ebru'cum? Yok. Dodurga Mahallesi. Dodurga Mahallesi. Türk onu. Buralarda genelde milyon bir dolarlık insanları oturur. Zenginler öyle biliyorlar. Burada en üstlerine çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi suyumuzun tamamen, ben şuradan da güzelce bir boşaltmaya çalışacağım. Boşaltabilirsem tabii. Şimdi çok iyi izleyeyim. Şurayı kapattım. Şimdi tesisattaki su boşaltılmadan oradaki parça asla sökülmez. Evet. Şimdi şöyle bir hareket yapmaya çalışacağız. Normalde saçma ama yapacak bir şey yok. Şimdi şu hareketi görür, bazılarınız yerin dibine girsin, utansın. Niye? Bu evi yaparken tesisatçı buraya su doldurma, su tahliye musluğu yapması lazım. Şimdi şurayı da açayım ben. Normalde banyoda bir tane van olur. Ya da buraya gelen tesisatçı şuraya bir tane kesip şuraya bir tane vana koymuş olsa, vanayı bir açacaksın, buradan şıp diye su akacak. Burayı da açıyorum. Açtım. Herhalde tamam. Şimdi bunu şuradan, hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadan burayı şu şekilde sökeyim. Bakın söktükçe akıyor. Çünkü hava alıyor. Allah bu tesisatçıları alsın. Evet. Ne yapsın acaba? Evet, Allah bu tesisatçıları alsın. Şu an müşteri, ne kadar biraz zorlaştırıyorlar. Müşterinin evinde ben şimdi şuraya su akıtmak zorunda mıyım? Yani şöyle bir kombi yapıyorsun. Tesisat çekiyorsun. Peteklerin suyunu bir boşaltacak bir şey yok. Şimdi bu video kimin zoruna gidiyorsa gitsin. Biz insanoğlu olarak ne yapıyoruz? Yiyoruz, içiyoruz, çıkartıyoruz. Yediğimizi çıkartamazsak ne olur? Kabuz oluruz, kalbimize gelir, patlar, ölürüz. Ben de diyorum ki bu, yani sakın kimse yanlış anlamasın bazı aptallara. Tesisatçı işini yaparken burada 50 litre su var. Bunu evin içindeki müşteri belki kafadan rahatsız, canı sıkıldı, peteklerin suyunu bir boşaltmak istiyor. Ya da bir tane kombi beyaz eşya ustası geldi, şuradan bir parça sökecek, içinde su var. Şimdi ben bunu böyle anlattığım zaman da bana bazı şöyle şey, tesisatçılar şöyle cevap veriyor istisnalar hariç. Peteğin altındaki rekoru sök, orayı sök, burayı sök. Oğlum benim adım Fatih Bank, ben Trabzonluyum. 45 yaşındayım, ben suyu bir şekilde tahliye ederim. Şimdi müşteri bana dese ki gerizekalı ahmak, buraları niye ıslattın? Niye buradan su akıyor? Abicim haklısınız da ben de buradaki suyu boşaltmam için bir yerlerden bir şey bulmam lazım. Esasında ben gerizekalı değilim. Tesisatçı normalde banyoya kurması lazım. Şimdi birazdan banyoda bir göreceğiz. Şurayı şöyle kesecek. Şuraya bir tane vana koyacak. Altına az. Vanayı ben açtığım zaman vanadan buraya su akar mı Ebru'cum? Yere akmaz. Yere akmaz. Vana direkt ben şu leğenin içine akar. Buralara böyle şakır şakır su akar mı? Hayır. Şimdi kimmiş ki gerizekalı? Sonra ben konuşunca sizin üslubunuz çok bozuk diyorlar gibi bana. Şimdi şu parça tıkalı olduğu zaman bu olsun ve burada size çok dipnot göstereceğim. Bu istediği kadar temiz olsun. Onun karşılığında korona aşısı. Bakın yan etkisi yok. Şuraya şöyle kü gönderdik. Burası bazen tıkalı oluyor. Şu şurası. Burası tıkalı olduğu zaman da şu parçanız istediği kadar sağlam olsun. Burası tıkalıysa buradan bunun içine su gelmez. Su gelmediği için de böyle sıkıntılar yapabiliyor değerli takipçiler. İnşallah sıkıntı bundandır, giderilir, yaparız. Yerine de şimdi montajını yapıp bunu güzelce de ben bir temizleyip uğraşacağım. Hatta şöyle bir bakın. Ah.
bazen bunun içinden böyle çamurlu sular çıkıyor. Sıkıntı oluyor. Yapalım, çalışıp deneyelim, ondan sonra yerine teslim edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Evet takipçilerim, 4L ağzısına bakın. Şu an 4L oldu. Şimdi suyumuzun ivresine bir bakın. İvreniz gayet düşük. Şimdi ben ivreyi bakın resetliyorum. Resetledim. 4L içinde su yok. Su basıncı arızalı. Bakın yine tekrar arızaya girecek. 4L diyecek şimdi pat diye. Parçamızı değiştirdik. Evet, şu an gördüğünüz gibi 4L tekrar arızaya girdi. Şimdi ben ne yapacağım? Kapattım. Su veriyorum kombimize. Bakın. İvreyi birin üstüne çıkarttım. Harika. Şimdi kombimizi açtık. Arızada kalmıştı 4L'de. 4L'den şimdi çıkarttım. Biraz daha su vereceğim. Çünkü düşük. Evet. Suyu kapattıktan sonra tekrar düşebiliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Tekrar veriyorsunuz. Eğer hiçbir yerde kaçak yoksa bu şekil bir ilk sefer verecek verecek yapacaksınız. Bakın kapatıyorum. Kapattım. Tekrar düştü. Şu an bu kombimizde şu parçamız ağzımızı değerli takipçiler. Basınç ve sesle duyuyor musunuz? Tıkır 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 ağzalı. Hoşçakalın, esenlikte kalın.